Biz ne yaptık? Aa, yemek hazır. Evet. Ne güzel pişti, ne çabuk pişti. Siz kaç tane mi orada örgü ördünüz? Değil mi? Tabii bana ki zaman çabuk geçiyor ama buna narlarımızı attık, küçük küçük doğradık. Tam kaşıklık bir salata oldu. Tam kaşıklık bir salata oldu. Bakalım. Şöyle suyundan salatanın suyu. Bir tanesi. Teşekkür ederim. Çok güzel, çok lezzetli. Narlarımızı attık, nar ekşisiyle hazırladık. Çok güzel bir avrat salatası. Gaziantep'e özgü, yağsız bir salata. Harika. Harika. Şu anda ne yapıyorsun? Şu anda biraz maydanoz doğruyorum. Süsleyeceksin. Ama hiçbir şey doğramadınız. Maydanoz da size ayırdım. Ayıpsın ustam, istediğin doğrama olsun. Şöyle ufak ufak doğrayacağız, süsleyeceğiz. Kadayıfı da birazdan yapacağız. Tamam. Olur mu? O arada tabii siz ki de soluk alabilirsiniz. Ben size çay ikram edebilirim. Teşekkür ederim. Uyku uzmanına da yedim ben acı ekşiyi. Bir dakika. Pardon. Parmak emim uyuyan bebeklerimiz var. Onu nasıl vazgeçireceğiz? Çok seviyorlar bu parmakları. Şimdi parmak emen çocuklar muhtemelen emzik almayan çocuklardır. Yeni doğan döneminde eğer anneyi emmeyle ilgili bir sıkıntısı yoksa bebeğin, yani anne sütünü çünkü o dönemde bizim için çok önemli ve illa anne sütü diyoruz. Elbette ki tabii şartlar uygunsa. Eğer meme grevi yoksa, memeyi alıyor, sütü yeterince kadar emiyorsa, ilk 20 günden sonra, 30 günden sonra bebeğe emzik sunabilirsiniz diyorum ailelere. Ama tabii yeni bebeklerimiz bizim karakteristik bebekler. İstemiyor. Yani ne verirseniz verin. Hepsinin kabul etmeyi biliyorlar. Farklı. Aynen öyle. Genelde emziği kabul etmeyen bebeklerde parmak emme alışkanlığı olabiliyor. Ve bunu uykuya geçerken kullanıyor. Yani uykuya geçerken benim uykum var işareti aslında parmak emme. Bunu gün içinde çok fazla yapmıyorsa, alışkanlık haline getirmiyorsa korkmayın sevgili anneler. Bir sorun yok. Çocuk bunu yavaş yavaş sonradan bırakabilir ama gün içinde de mesela 1,5 yaşında bir çocuk gün içinde de devamlı parmak emiyorsa biraz dikkatini dağıtmak gerekir. Hani acı sürerler. İndir. Aa, çok yanlış. Yok, onları yapmayalım. Hani indir parmağını yerine farklı oyuncaklarla dikkatini dağıtmak. Hani uykuya geçişte 3 dakika 5 dakika emip uyuyorsa çok problem değil. Dert edilecek bir şey değil. Zamanla zaten geçiyor. Gün içinde devamlı olmaya başladıysa o zaman işte dikkat dağıtmak gerekiyor. Dikkat dağıtmak. Çok da güzel bir şey söyledi. Parmağına emme demeyeceğiz. Yapmaması gereken evet bir şey varsa biz anneler ya da bebeğimize bakan büyüklerimiz onun farkına varıyor çünkü o anda evet aslında. O zamana kadar farkında değil alışkanlığının. Yapma yerine onu biz fark edeceğiz ve onun kafasını dağıtmasını yani sağlayacağız. Yani çok basit. Aa, gel hadi bununla oynayalım mesela. Zaten çocuk anında ilgisi dağılıyor. Hadi gel şu yap buzu yapalım. Çünkü genelde 2 yaş üstü çocuklarda bu devamlı emme bağımlılık olabiliyor. Dikkatini dağıtarak farklı oyuncaklar önüne sunarak abi bakıyoruz emme bırakmış ama yapma dediğimizde çocuk iyice sokuyor ağzına ve çıkarmamaya başlıyor. Aynen. Bir de inatlaşırsa bir de evet inat bir çocuğumuzsa değil mi? Vay halimize. Vay halimize gerçekten. Çocuklarımızın uyuduğu odanın oda sıcaklığı nasıl olmalı? Şimdi bebeklerimizin? Biz Türk anneleri çok hassas anneleriz. Çok şefkatli anneleriz. Her şeyi anneleriz düşünürüz. Aşırı giydiriyoruz, aşırı sıcak yapıyoruz özellikle yeni doğan döneminde ve çocuk sıcaktan uyuyamayabiliyor. Yani bakıldığında 18 derece ile 22 derece arası normal bir sıcaklıktır oda sıcaklığı için. Ama lütfen böyle kat kat giydirip yatırmayın çocukları. Daha pamuklu, hafif, hava alabilen şeylerle yatırmayı öneriyorum. Bir de çocuk neye alışırsa öyle gidiyor. Yani gerçekten çok kat kat giydirmeye alıştığınızda o çocuk hastalıktan kurtulmuyor. Çok üşüyen bir çocuk oluyor. Yeni doğan döneminde biliyorsunuz bütün doktorların dediği şu. Kendiniz ne giyiyorsanız bir kat fazlası o kadar. Yeni doğan dönemi bittikten sonra bizim gibi oluyorlar artık. Oda sıcaklığı gerçekten önemli. Lütfen böyle alev çıkmasın odalarınızdan. Kış ayları geliyor. Aman üşüyecek mi diye korkmayın. 18-22 derece arası gayet normaldir oda sıcaklığı için. Kaç derece dedin? 18-22 arası normal oda sıcaklığı. Evet. 18-22 derece. Çok da güzel bir şey söyledin. Bebeklerimiz üşüyor diye biz tişörtle gezsek dahi evet onları bir sarma durumumuz var. Evet. Bunun yanlış olduğunu söylüyorsun. Yani evet, siz üşümüyorsanız bebek de üşümüyor. Üşümez. Yani yeni doğan döneminde bile bütün doktorlar aynı şeyi söylüyor. Bir kat fazlası sizden.
Hele ki çocuk 1 yaş, 1,5 yaşsa daha da hareketli. Bizim gibi hani biz daha oturabiliyoruz ama onlar fıldır fıldırlar. O yüzden zaten hareket halinde olan bünye biliyorsunuz ki daha enerji tükettiği için terler. O yüzden çok sıkı sıkıya evin içinde özellikle çocukları bunaltmamak lazım. Hele uykuda hiç ağır battaniyeler, böyle organları örtüyoruz çocukları. Hiç sevmez çocuklar. Ben dönerken de sevmem. Üstünde bir ağırlık, bir ağırlık. Çok da güzel. Çayımız da hazır. Çok teşekkür ederiz. Çok misafirperversiniz. Reklama gideceğiz ama reklamdan önce ben teşekkür etmek istediğim çok tatlı bir teyzeciğim var. Annem var. Gülten anneciğim. Bülten anneciğim. Canım. Elbisemi soranlar olmuş. Bülten anneciğim şu an İstanbul'da Akçay'dan geldi. Bana bunu dikip göndermiş. Ellerinden öpüyorum. Elin kolun dert görmesin. Hep sağlık seninle olsun. Çok teşekkürler gerçekten. Çok da güzel olmuş. Ellerine sağlık. Ay çok tatlı, teşekkür etmek istedim. Kokulu kokulu öpüyorum seni. Çok tatlısınız. Devam edeceğiz reklamlardan sonra. Ve renk uzmanımız da Oya Hanım da bizlerle beraber olacak. Kadayıf tatlısı da yapacağız. Çantanın o kilitinin nasıl yapıldığını öğreneceğiz. Bebeklerimize uykuyu soracağız. Sana çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Çok sağ olasın Asya'nın annesi. Hadi anne, çocuğunu alıyor müzelere götürüyor. Sizler de yapın. Pazara götürün. Meyveyi sebzeyi elleyerek tanısın. Çok çok önemli. Reklama gidiyoruz. Kısa bir ara, ardından buradayız. Güzel konularla devam ediyoruz. Ali Haydar ustam bize ayvalı tarak yaptı. Bir de avrat salatası yaptı. Bir lezzet daha yapacak. Gaziantep'e özgü güzel bir lezzet yapacak. Kadayıf yapacak. Nasıl yapıldığını birazdan soracağım. Çok güzel bir lezzettir. Bayılırız. Çoğumuz evimizde yaparız. Kadayıfın dolmasını yaparız. Tepside yaparız. Biz bugün nasıl yapacağız? Detaylarını öğreneceğim.